Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Muhakematta dolaşacağız. Cümle cümle. Böyle veciz cümleler. Zenginlik olsun, herkesi kuşatsın, herkes içine alsın. Belki ilgisini çekmez bir konu. Ama farklı farklı cümleler olursa, herkes içine alsın, bir şey alsın da gitsin. Niyetim bu. İnşallah şu, hayatın kılavuz taşları. Yani hayatımızı istikamete koymak için doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru yapmak için malzeme. Bir daha, doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru iş yapmak için malzeme. Ehli dikkatin nazarında, yani bir cümle geçti, ilgini çekti ama pek anlayamadım. Sormak istiyorsan elini kaldır sor. Ehli dikkatin nazarında, bu işi bilenlerde, bak cümle cümledir, sıpı değil, biraz sonra konu değişecek. Zaafı gösteren tekebbürün ile, yani kibirli insan niçin buna ihtiyaç duyar? Yani bir insan, hem cinsi olan, bir insan bir insana niye kibir yapsın? Buna niye ihtiyaç duyar? Niçin ihtiyaç duyuyor? Niye muhtaçtır buna? Çünkü zayıf olduğu için. Zayıfliğini, özgüvenin eksikliğini, içsel çöküntüsü olan insan kendisini tamamlamak adına o şeyi bastırmak için böyle kibirlenmek ister. Batakta olduğundan dolayı. Boğulmamak. Zaafı gösteren tekebbürün ile. Aksini gösteren gururun ile. Kim gurur ihtiyaç duyar? Gururu. Aciz insan. Acizliğini bununla gidermek ihtiyacını duyar. Bu mevzuyu araştırırken şu bir soruya cevap arama adına bu yola düştüm. Sonunda size inşallah 15-20 tane cümle okuyacağım. Risale-i Nur'un laikalarını okurken satır aralarında, sari ifade değil, satır aralarında anladığımı sizinle paylaşacağım. Eğer bundan zamanım kalırsa, çok ilginç. Şu, bir insan niçin delirir, deli olur veya psikolojisi niye bozulur? Laikalardan cümle cümle. 10 kitapta bulamayacağın 20 tane veciz cümle. Çünkü bir kitaptan ancak bir veya birkaç tane öz cümle alırsınız. Ama şuraya bak. Şu cümleye bak. Yani bu nasıl bir kitap yazılması lazım? Bak neyi gösteriyor? Zaafı gösteren tekebbürün ile kibirlenmek, kibirlenen adam adım gibi koy plakası. Zayıf adamdır. Buna ihtiyaç duyuyor. Hiç siz, belediye başkanı kendisini göstermek için jop alıp simitçileri kovalar mı? Çünkü böyle bir ihtiyacı yok. Bir böyle keyifli film yapmak bir ihtiyaçtan geliyor. Zayıf adam kibirlenmek ister. Aciz adam gururlanmak ister. Çünkü acizliğini ancak bununla giderebileceğini zanneder. Evet, konuyu değiştiriyorum. 157, okuduğum yer 315 sözlerdi, 157 muhakemat. Yani bu maddiyattan gelen bir acizlik değil herhalde. Yok yok, yok mesela adam fakirdir, hastalıktır, o değil. Bu, atlanım, yani ruhsal bir hal. Yani aldık adamı karşımıza, bu adam kibirli adam, bu adam gururlu bir adam.
Ya, tahlil ediyoruz ya. Yani. Doktor bunu tespit edemedi. Dedi ki gaytanı ver. Bir de idrarını ver. Olmadı. Kanını da tahlil edeyim. Bu adamı keşfetmeye çalışıyor değil mi? Bu hastalık nereden çıkıyor? Biz de bu adamın manevi ruhunu keşfetmeye çalışıyoruz. Niye kibirlenmek ihtiyaç duyar? Ya yani böyle bir fıtrata zıttır kibir. Peki Gelani'den bir söz söyleyeyim. Affınıza sığınırım. Affedin. Adam bir tanesi Bağdat'ta böyle sakosu, şey, paltosunu atmış. Bağdat'ta dolaşıyormuş. Acayip bir adam. Gelani demiş ki ne bu gurur kibirin demiş. Dağ aşamazsın, yerin dibine de geçemezsin. Ne bu gururun kibirin diye sormuş. Adam meğer mafyaymış yani şimdiki tabiri. Ağaymış. Sen galiba beni tanımadın galiba dedi. Bu Geylan affeder mi ya? Tamam. Geylan tanımaz olur muyum dedi. Tamam. Diyor ki başlangıcım bir damla pis beni. Sonun bir avuç siyah toprak. İkisi arasında varlığını karnında bilmem ne taşıyan dedi ama. Karnında onu taşıyan, karnın bu karnında bunu taşıyanın üzerindeki kafada gurur olur mu demiş. Şimdi bir adam düşünün, kibirleniyor poşetle, sanki altını taşıyor. Ne taşıyorsun lan? İnsan pisliği. İnsan pisliği taşıyan bir insan var mı lan benim gibi ha? Var mı? Lan bu pisliği taşıyan da yani lağımcı yani, lağımcı yani, lağım. Şimdi karnında, poşette değil, karnında taşıyorsun. Karnında insan pisliği taşıyanın üzerindeki kafada nasıl gurur olur? Tahlil ediyoruz. Dedi ki ha zayıf adam kibirli olur. Aciz adam gururlu olmak ihtiyacını hisseder. Niye? O tarafını bastırmak için. Tabii sadece mesela bu daha çok varlıklarda, şöhret sahiplerinde bir de işte bir makam sahiplerinde niye görünüyor bu ters kibir mesela? Veya ünlülerde diyelim yani öyle. Şimdi bu ruhsal şeyi var. Ötekisinin şöyle düşün. Bazen medya pompalıyor. Böyle bir şey yok. Ben mesela yakında tanıdıklarım var. Hakikaten öyle bir şeysi yok. Tamam. O böyle de şeyler de var. Şimdi onlar da tek tük varsa 20 tane şunu var. Yani ruhtur bu. Sokakta. Bunun zemini şu. Zayıf yani. Aciz. Bunu nasıl bastıracak? Acayip. Fiyaka. Niye? Aciz değil mi? Böyle bastıracak. Aciz adam. Makama geçmiş ama tuvaletin geldiği zaman koşup gidiyor. Bir sivilce gittiği zaman, geldiği zaman hani demiş güzelliğine güvenme. Bir sivilce yok eder. Sağlığına güvenme. Bir mikrop yok eder. Allah zıttı zıttına bağlamış. Gençliğe ihtiyarlık. İhtiyarlık ölümü. Baklavaya tuvaleti bağlamış. Yani böyle bir halet yani. Halet oluyor ruh. Fark etmez. Makamda olur, sokakta olur. Acayip bir şey ya. Muhit, zaman ve mekanın nüfusun ahvalinde büyük bir tesiri vardır. İnsan ruhunu inşa eden, etkileyen dört tane sebep var. Bir, muhit, zemin. İki, zaman. Üç, tam. Yedi, dört, giydi, libas. Mesela hastaneye gittiniz, bir yakınınızı götürdünüz, sıra bekliyorsunuz. Sıra bekliyorsun böyle. Sende hiçbir şey yok. Muhit'in tesirini anlatıyorum işte. Bir tanesi diyor ki, ya diyor keşke 6 ay önce gelseydim diyor kanser. Kanser önceden teşhis edilirse şöyle olmuştu, böyle olmuştu. Ötekisi şu tarafına. Lan hakikaten hastahane, yani sihatların hasta yapıldığı yer. Postahane, postanın yapıldığı yer. Pastahane, pastanın yapıldığı yer. Tamam, pastanın yapıldığı yer demek. Hastahane, şifahane değil. Değiştirmişler. Her şey yüzüne gözüne bulaştırdılar ya. Hasta yapıldığı yer. Şifahane değil ki. Şimdi size hepimiz görmüşüz. Ya gittik hastane. Ya oraya gidince insanın moralı bozuluyor ya.
Yani Muhittin tesirine bak. Veya başka. Akrabalar geldi bayramda. Baban vasıtasıyla geldi. O onu tenkit ediyor. O da Mehmet Ağa'yı tenkit ediyor. O Hasan Ağa'yı, o Fatma Hanım'ı, o bilmem. Böyle bir ortamda insan böyle of be. Ulan ne güzel ya, mutluyum ya. Ah. Yani gıybet, iftira havada uçuştuğu bir ortamda insan mutlu olur mu? Mesela gıybetin ve iftiranın temeli olan televizyonu seyrettikten sonra hangimiz haberden sonra en masum gibi gözüken haber? İyi ki seyrettim. Ne kadar atladım ya. Az kaldı gafil kalacaktım seyretmemek. Mümkün mü? Muhitin tesiri, muhit. İnsanın ruhuna malzeme yapar, inşa eder. Kurtulamazsın. Onun için İmam Rabbani Hazretleri ne güzel demiş. Mektup yazmışlar. Demişler ki iyi olmak istiyoruz. O da demiş ki iyi olmak istiyorsan iyilerle beraber ol demiş. Ben onu açtım. İyilerle beraber olmak yani doğru yerde burası. Doğru zamanda bir saat sonra gelsen ders bitti. Yok doğru yerde doğru zamandan geldin ama doğru insanlar yok. Yampur yumpur adamlar gelmiş. Senin gibi mübarek gelmemiş. Doğru, bir şeyin doğru olabilmesi için doğru yer, doğru zaman. Şimdi sabah namazı kılınır mı? Doğru zaman değil. Meyhanede namaz kılınır mı? Doğru yer değil. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru iş yapacaksın. Camide içki içilmez yani. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla yayın iş yapıyorsun. Bu da mı? Demek ki hep anlattığım şunu. Muhitin insan üzerine ister istemez etkiliyor. Onun için Kur'an-ı Kerim zina yapma demiyor. Zinaya yaklaşma. Kurtulamazsın manyetik alandan. Plaja gireyim mi girmeyeyim mi? Gücün yeter. Girmemeye gücün yetmiyorsa, giriyorsan bakmamaya gücün yetmeyecektir. Televizyona, internete, YouTube'a gireyim mi girmeyeyim mi? Girmemeye gücün yeter. Girmemeye gücü yetmeyip de girenin orada dolaşmamaya gücü yetmez. Mümkün değil. Eğer hakikaten güçlü olsaydın girmemeye yeterdi. Muhitin tesiri var. Bu bir. Zamanı var. Yaşa göre ister var. Mesela bazı gençler var. Abi hep bunda mı yaşayacağım? Hayır kardeş yakında bu hissin gidecek. Zamanın tesiri var. Mekanın var. Mekan dedik ki işte sonra yaşın dedik, zaman, zemin, tam libas. Bir de insan giydiği şey. Bir de yediği şey. Mizacımın tesiri olur. En çok tesir eden yediği şey değil mi? Yediği şey. Yediği şey. Haram yersen, İmam Azam diyor ki, radıyallahu anh, buradan gireni kontrol edemeyen, hangi yollarla çıkacaksa o yolları kontrol edemez. Buradan gireni, suyu, ekmeği, helal haramı tefrik edemeyen, ayıramayan, girişini kontrol edemeyen, hangi yollarla nasıl çıkacak malum, kontrol edemez. Ya. 152. Kim tevfik isterse, tevfik, he? Allah'tan yardım isterse, Allah'tan yardım istiyorsun, he? Adetullah ve hilkat ve fıtrat ile aşinalık etmek, dostluk etmek gerektir. Yoksa fıtrat tefiksizlikle bir cevabı ret verecektir. Allah'tan yardım istiyorsun, Allah'ın yardımı adetullah'tadır. Fıtrata uygun hareket yapacaksın. Çocuk mu istiyorsun, evleneceksin. Buğday mı istiyorsun? Cebindeki buğdayı ekeceksin. Tamam. Allah'ın rızasını mı? Allah'ın dediği gibi olacaksın. Olacağız yani. Allah'ın yardımı Allah'ın dediği şeylerin içindedir. Onu da uygulayayım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. İhdine sıratlen müstakim. Sırat-ı müstakim istiyoruz. İstikametli bir hayat istiyoruz. İlim, beş vakit namazda istikamet istiyoruz. İlim değil. İstikamet. Arkadaşlar, istikamet tevfik ilahinin zeminidir.
İstikamet hidayettir. Hidayet ruhun cennetidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin dediği burada oluyor. Diyor ki, avamın beklediği cenneti haletler, havas dünyada ruhunda yaşar diyor. Bak bir daha. İhdina sıratal müstakim. Oradaki hidayet olduğu için rahatlama harfi kullanılmış. İhdina değil. Cübbi. Yusuf Aleyhisselam suya atılması. Cübbi. Yani manaya uygun üslup kullanmış. Anne babaya uf, of, of bunu kullanmış. Semaya çıkan kafiri, Kur'an şöyle benzetiyor. Kafir şuna benzer diyor hafifti ruhu, psikolojisi. Hani diyor semaya çıkıp da boğazı sıkılan adama benzer. Yani bu sözde yukarıya çıktıkça oksijen azalıyor. Oksijen azaldıkça insan oksijen bitince şöyle yapar. Boğulma, diye bağırmaya başlar. Bunu anlatırken kullandığı harf boğaz harfidir. Yese'adu. Boğaz harfi kullanıyor. Boğazı sıkılır adama benzer derken boğaz harfi kullanıyor. Suya atılmayı anlatırken cübbi anlatıyor. Şerifoğlu bir ayet okurdu da dünya ile alakalı. Onun kıraatında okuması dünya diye böyle. Böyle dünya. He, böyle kötüleyerek. Mesela felâfe. Hristiyanlar Tanrı'yı üçledi diyor, tamam mı? Onu tam okurken bana dedi ki sesini ufalt, duyulmasın. Felâfe. Üçleme yaptı. Acayip yani. Kur'an tuhaf. Bak şimdi. İhdina sıratal müstakim. Şimdi istikamet tevfik-i ilahinin sebebidir. Diyor ki, bir tanesi bana sordu, bu dersi yapmama sebep olmuş. Abi diyor, Allah diyor ki, ben istediğime hidayeti veririm. Men yeşâ. O zaman ben hidayeti Allah vermemişse benim ne suçum var? Dedi. Allah hidayeti istediğine veriyor. Doğru. Peki kime istiyor? Hidayeti isteyene istiyor Allah bu sefer. Hidayeti vereyim. Allah'tan sen hidayet istiyorsan, Allah'ın dediği gibi olursan hidayeti istemiş oluyorsun. Hidayeti isteyene de hidayeti veriyor. İsteyene verilecektir. Hidayet Allah'ın dediği gibi olmaktır. Yaparsak. Demek ki İlk önce arkadaşlar ihlas. İhlas. Allah için. Sonra ilim elde edeceğiz. İlimle sadakat. Doğru yaşantı. İslamiyet. Doğru yaşantı sadakattır. Sadakat istikamettir. Ezberde söylemiyorum. İstikamet, sadakat istikamettir. İstikamet hidayettir. Hidayet Burak'tır. Burak ruhun cennetidir. Dünyada. Tevfik-i ilahi istiyorsan adetullah riayet edeceğiz. Allah'ın koyduğu kurallara uyacağız. Kafir mümin fark etmeden 10. kattan atlayan yere çakarım. Allah'a iftira yapma. Allah'ın adetine uymayan. Allah beni yakmaz. Allah beni 10. kattan aşağı çakmaz deyip 10. kattan Allah'ı deneme. Ey Allah'ım beni acaba çakacak mısın, çakmayacak mısın? Onun için İsa Aleyhisselam demiş ya, şeytan demiş ki, madem peygambersen at şu dardan aşağı bak, düşüyor musun, düşmüyor musun? Ey Melun demiş. Rab kulunu tecrübe eder. Ama kul Rabbini tecrübe edemez, tecrübe bari takılamaz. Ey Allah'ım ben atlarsam bakayım beni çakar mısın denilemez. Allah'ın şeyi adetullahındadır. 145. Bu da çok ilginç. Ahlak-ı Aliye'nin bir metni okuyayım. Hepinizde bir şey olsun. Beraber mutala edelim. Ahlak-ı Aliye'nin hakikatin zeminiyle olan rabıta-i ittisali ciddiyettir. Ve deveran-ı dem gibi hayatlarını idame eden
ve imtizaçlarından tevellüd eden haysiyete kuvvet veren, heyet-i mecmuasına intizam veren yalnız sıdktır. Evet, şu rabıta olan sıdk ve ciddiyet kesildiği anda o ahlak-ı âliye kurur ve hebeyan gider. Şimdi metni okuyorum, psikolojidir bu. Psikoloji tedavi arkadaşlar, siz derse gelmediniz ha. Siz terapiye geldiniz, terapiye her giden 100 lira. Terapi yapıyoruz ya. Bak ne diyor? 100 liraya terapi mi var? 100 liraya terapi yokmuş. Ya hafız kızardı. Hafız dedim, bir adam var profesör. 20 dakika birisini tedavi edecek. Bak bana vereceğim. 450 lira istiyor. Olur dedi, daha gavurdur dedi, insanın kıymetini bilmez ki dedi. Yok dedi, bu Müslümandır. Olamaz dedi, bir Müslüman bunu yapamaz. Hatta orucudur. Ben öyle demedim, şapara mı? O kendisi. Şimdi dedi ki, gavurdur dedi, insanın kıymetini bilmez ki dedi. Dedim ki, yok dedi, Müslümandır. Ya olamaz dedi. Dedim ki, hafız, sen ilmini satıyor dedim, bak adam 30 sene verdi. Ola böyle yapıyor. Ola 79 yaşında mıyım dedi. 79 yaşındayım. Çocukluktan beri kurstayım. Adam eğitiyorum. Ya hafız yetiştiriyorum. Kur'an öğretiyorum. İlmimizi mi satalım dedi. Ne güzel işte fırsat dedi. Mağdur, masum, hasta geldi. Sebabının duasını kazanmak için tam bir fırsat. Bir hastadan en fazla dedi. Geçen sene, bu sene. Bu sene dedi. En fazla 20 lira alabilir dedi. Çünkü İslam hukukunda zaruri ihtiyaçları kendisi fiyat koyamaz. İslam hukukunda fantazi şeylere ihtiyacı hakiki olmayanı isteyen istediği fiyata satabilir. Buğday istediği fiyata satamaz. Toprak benimdir diye bir sen ekmedin. İkinci sen ekmedin. Devlet seni çağır, alıyor elinden. Tamam diyor, sen ama Beytülmal'dır. Evet, zahide senin gibi gözüküyor. Hayır diyor. Bunu gidiyor fakire veriyor. Fakire veriyor, icarının yarısını ona verir. Yani zaruri ihtiyaçları istediğin gibi yapamazsın. Nereden açıldı? Ben de bilmiyorum. Ahlak âliyenin, yani yüksek ahlak, ideal bir ahlak, hakikatin zeminiyle olan rabıta ihtisanı ciddiyettir. Yani bir insanda ahlak âliye nasıl olur? İnsan hakikati yaşarsa insanda ciddiyet olur. Ciddiyet de ahlak âliye. Ciddi demek, surat asıp mahkeme duvarı olmak değildir. Tamam. Yani nedir o? Hayatımızda ifrattan, tefritten, aşırılıktan, negatiflikten azad olup hatta istikamet. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı ne güzel bir örnektir. Aleyhisselatü Vesselam. Ya Rabbi ya, pedagog mudur, psikolog mudur, psikiyatrist midir, üniversiteyi bitirmemiş, hukuku bitirmemiş, deli olacağım ya. Bak aramızda doktor var. Doktora geçen dedim. Bak ne dedi bana? Doktor tabii. Şimdi tıp okumuş. Resulullah tıp okudu mu? Okumadı. Şimdi doktor diyebilir misin ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tıp okumadı. Onun sözü tıpta geçerli değil. Olur mu abi? Olmaz abi. Haşa. Ya tıp okumadı. Bir garip değil mi ya? Gariplik yok mu burada? Acayip bir şey. Hukuk okumamış imamı Ömer. Harp Akademisi mezunu değil Hazreti Ali radıyallahu anh. İnsan kaynaklı psikoloji, psikiyatri okumamış Hazreti Osman Enfusçi. Bunlar Kur'an okumuş. Acayip bir şey ya. Kur'an okumuş. Dayı harp olmuş. Amr bin As siyaset fakültesi mezunu değil. Dayı siyaset. Amr bin As. Ne acayip insanlar ya. Ve sözleri tarihte leva olmuş değil mi? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Kimin sözüdür? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Kimin? Hazreti Ali'nindir. Vergilendirilmiş her kazanç kutsaldır, adamındır. Doğru. Kötü evinde eğer vergilendirirsen o kazanç kutsaldır. İçki mi satıyorsun? Vergi ver, kutsaldır. Hakikaten yakışıyor. Adalet mülkün temelidir ama Ömer Ali. Hazreti, evet. Adalet mülkün temelidir ama kimin altına ismini yazıyor? Kimin sözü biliyor musunuz? Adalet mülkün temelidir. O sarhoş öyle diyebilir mi ya?
Yakında mahkemem de var ha bunu söylerken. Ona hakaret etmek lazım. Allah Allah. Ne yaparlarsa yapsınlar beni tutamazlar. Duramaz. Ya ne kadar kandırılmış. Adalet mülkün temelidir. Hazreti Ömer'in sözüdür. En çok da ondan nefret ederdi. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Hazreti Ali Efendimiz'indir. Ama kimin ismini yazmışlar. Ya Rabbi ya. Nasıl bir asırdayız. Demek ki ahlak-ı âliye hayatımızda ifratlardan, aşırılıktan, negatiflikten azad olup Peygamber Aleyhisselatü'ne mahkeme duvarı olmak değil ciddiydi. Demek ki. Sonra deveranı dem gibi yani hayat, insanın hayatı devam etmesi için kanın dönmesi lazım. Deveran-ı dem, vücutta kanın dönmesi, hayatlarını idame ediyor aynı insan, aynı bunun gibi. İmtizaçlarına tevellüt eden, hasiyete kuvvet veren, heyet-i mecmasına intizam veren yan sıdkır. Yani ciddiyet, şey sıdk var ya doğruluk. Vücudumuzda, bak, vücudumuzda kan dolaşmak nedir? Vücudumuzda kan dolaşmak neyse ruhumuzda doğruluk odur. Ne olursa olsun sevgili arkadaşlar. Bak 50 küsür yaşındayım. Hiçbir zararım görmedim. Ya doğru konuştum ya sustum elimden geldiği kadar. Bilerek yalan hatırlamıyorum. Vardır belki. Vardır mutlaka da. Ama çok az vardır. Zarar etmedim hamdolsun. Gerçi geçici olarak bir zarar etmişiz. Bir daha, vücutta kan dolaşmak neyse, ruhta sıdk öyledir. Usta diyor ki, ya sıdk, ya sükut. Ya doğru söyle, ya sus. Ya. Yalan, lafzı kafirdir. Kafirlerin kullandığı yöntemdir. Hakkının ve hakikatin yalana, düzenbazlığa ihtiyacı yoktur. Yoktur. Eğer varsa o haklı değildir zaten. Evet, şu rabıta olan sıdk ve ciddiyet kesildiği anda o ahlak-ı âliye kurur, hebeyan gider. Bir insanda ya ahlak-ı âliye, yani ciddi olacak davasında bir de sıdk olacak. Peygamber aleyhissalatü vesselamı Müseylime-i Kezab'dan, yalancı peygamberden ayrıştıran ciddiyettir ve sıdktır. İnsanı aşağılattıran, malumatı dahi olsa ciddiyetsizlik ve yalandır. Yalaka bir insan. Anlattığın mal olsaydı, iyi bir şey olsaydı sen adam olurdun derler. Ya öyle derler. Demek ki İnsanın âli ruhunu, ruhunu âli eden ciddiyettir, sıdktır. Davasında ciddi olacaksın yani. Davanda ciddi olacaksın. Nasıl bir adamdır bu ciddi adam? Onu bulabilirsem, mesela, buldum. 127'de anlatıyor nasıl bir adam bu, böyle bir adam. Yani ciddi ve sıdk adam nasıl bir adamdır? Nasıl gözükür? 127'de söylüyor. İnsanın, bak, insanın kıymet ve mahiyeti, serveti ve parası temin eder, gösterir. Doğru mu? Bir daha, insanın kıymeti ve mahiyeti parasına göredir. Makamına göredir. Değilmiş. Bak neye göremiş. İnsanın kıymeti, kıymet ya kıymet. Ve mahiyeti himmeti nispetindedir. Himmet? Gayret. Gayret. Ama nereye gayret? Küfre de gayret var. Bak insanın kıymeti ve mahiyeti himmeti nispetindedir. Himmet, gayreti. Gayret nedir yani gayret? Himmetin derecesi ise, himmet hangi himmet?
maksat ve iştigal ettiği şeyin nispetindedir. Hedef tayin etmiş olduğu şeye göredir. Bir insanın hedefi ve hedefine göre gayreti neyse o adam odur. Bir insanın himmeti milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Adam tek ama millet dolu içinde. Millet için yiyor, millet için nefes alıyor. Millet için yaşıyor yani. Bak hedef, hedefi kıymetliyse bir insanın para için uğraşıyor. Hedef bu. Arkadaşlar, gençler, kardeşler, hayatımızdan daha değerli, kıymetli bir şey var mı? Yok. Yok. O zaman bu hayatı yaşamaya ne zaman değer? Hayatımızdan daha değerli şeyi hayatımıza gaye yaparsak bu hayat değer ve canlı olur. Eğer hayatımızdan daha değerli bir şey yok iken hayatımıza, hayatımızdan daha basit aşağılık şeyleri hayatımıza hedef yaparsak hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Tamam. Öyle bir hedefimiz olacak ki bu hayatı yaşamaya değer. Ölüm bile değsin. Nedir o? Senden kıymetli bir şey. Senden kıymetli şey nedir? İman bağdır. İnsandan kıymetli şey ancak Allah'tır. Cennet bile değildir. Bu mekanda ben hizmet ediyorum. Oturuyoruz, siz de ısınıyorsunuz vesaire. Bu mekan, bu bina sizden kıymetli midir? Değildir. Cennet bize hizmet verilecek mekandır. Yerdir. İnsan cennetten üstündür. İnsana hazırlanmış. İnsan ne kadar kıymetlidir. Cennetin kutsiyeti, büyüklüğü, güzelliği insana verilen değer içindir. Mesela inşaat demirleri kapının önündedir. Ama kuyumcular gömmeli dolap yapmış, alan koymuş. Bir tane camlı şey kapı koymuş. Bir de kepenk indirmiş, bir de alan bağlamış. O da madde, altın. İnşaatın önündeki demir de madde. Niye bu kadar tedbir alınmış? Ona verilen değerden dolayıdır. İman Allah ile insan arasındaki bir bağdır. İnsandan değerli Allah'tır. Eğer insanın gayesi, hedefi Allah olursa, onun yolunda bir an yaşasan yeter. O yoksa hedefte, istersen 500 sene yaşa. Bursa'da Uludağ'a çıkarken görmüşsünüzdür. 730 sene plakası var. Çınar ağacı, kütük. Soruyorum sana, 750 sene kütük mü yaşamak istersin? Ağaç, bir saat insan. Tabii ya, bir dakika. Kardeşim, hayatımızda sıkıntı varsa hedefinize bakın. Hedefinize bakın. Hayatı anlamlaştırmaktan, anlamını yitirmekten ortaya çıkan sıkıntı psikoloji sorundur. O zaman hayatımızı anlamsız kılan bize psikolojik olarak yansır. O zaman hayatımızdan daha değerli hayatımıza gaye koymak lazım. Öyle iddia değil, koşmak lazım. Zaman bulamıyorsun ki. Bana diyorlar ki nasılsın abi falan. Vallahi kötü olmayan, hakikaten zamanım yok. Zamanım yok. Niye? Hakikaten bak. Tabii ki ben de kötü olurum. Ya niye dedi ya? Böyle zamanım olacak böyle. Nasıl dedi ya? Allah Allah, nasıl yapar ya? Nasıl der ya? Niye der ya? Yani böyle düşünmem lazım. Alacağım kalemi. Ya ne yapayım falan. Zaman yok ki ya. Hakikaten yok ya. Bak bu sabah Anadolu yakasından başladık. Zeytinburnu'ndan o tarafa gittim. Sonra geldik Zeytinburnu'ndaki işlerimizi falan. Sonra bu tarafa geliyoruz bak. Zaman yok ki. Arabada da ders yapıyoruz. Gittiğimiz yerde yapıyoruz. Akşam gittiğim zaman pestil olacağım. Yatayım. Peki zaman yok ki bir düşüneyim. Ömer bana nasıl dinliyordu diyorlar. Nömçün adamlar, takoz gibi adamlar şöyle yapacağım. Ya zaman olması lazım. Ulan kardeşim zamanınız çok varsa bana biraz versenize ya. Yetmiyor. Bak bugünlerde yaşayı araştırıyorum. Bir elim kelam, bir elim kader, kafam ruh değil. Kuvayı bitirdim. Kuvayı bitirdim. Evetna. Evetna. Zamanım yok
vallahi, bak heyecanlanıyorum biraz. Yoksa bana ya, yok. Nasıl düşüneyim? Keşke olsa ama yok. Niye anlatıyorsun bunu kendin? Kardeşim, sıkıntın varsa hedefini gözden geçir. Bir de böyle koyacağım demek işin yok. İki tane tedavi veriyorum. Psikoloji hastalarına iki tane. Doktor, şu doktora gideceksiniz. Bazılar diyor ki hangi doktorla ortak çalışıyor? Bastı zamanı kurmuş. Bir, birinci doktor. Doktor teslimiyet, iki doktor meşguliyet. Kaç para maaş alıyorsun? 1500 lira. Abi gidiyorum, geliyorum, bir sürü masrafım oluyor, 1800 lira harcıyorum. 1500 lira maaş al, 1800 lira harcasan dahi git işe. Çünkü iş, iş değildir, tedavidir. Boş olma. Doktor meşguliyet, demek ki meşguliyet doktordur. Doktor teslimiyet bir de. Allahu Ekber. Teslimiyetin zemini ne yavrum? Teslimiyetin mi? Sen ne düşündün? Kainattaki işleyişi anlamak gibi geliyor bana. Bak, her şeyde ne sorarsan sor, cevabımız şu olacaktır. Yani teslimiyetin farkındalık. Kendini ne kadar tanırsan, o kadar hedefler de değişir. Bir insanın basit basit iş yapıyorsa veya basit basit hedefi var. Hatta şöyle diyeyim, bir insanın düşmanı bile kalitesini gösterir. Kaliteli adamın kaliteli düşmanı olur. Bazısı der ki, köpek kalma diye. Şimdi köpek düşman yapar mı? Sen hiç köpek mi? Ulan en büyük düşmanın köpektir lan. Silahlanıp falan, joplar ne? Ulan Çatalca'dan geçerken köpek var orada lan. Şimdi köpek düşman addeder misin? Sana yakışır mı ya? Bir kaliteli adamın da düşmanı kaliteli olur. Kalitesiz insanın kalitesiz düşmanı olur. Kaliteli adamın kaliteli dostu olur. Tamam? Kendini tanımayla mümkündür. Başka bir şey okuyayım. 129'da bak ne diyor. Çok antikadır. Ailemizde, karı koca münasebetlerimde ve birbirimizde sıkıntının sebebi. Ona cevap olacak cümle. Dinliyor muyuz abiler? Sıkılıyor musunuz? Yok, ne sıkılalım. Tamam. Ne sıkılalım diyor, konuşuyoruz diyor. Birinin asarı muhakeme olunursa onun hassasını nazara almak lazımdır. Bak, eşin, kadınsa erkek, erkekse kadın, sana bir laf söyledi, bir şey davrandı, vallahi denilmezdi bu. Şöyle yap, gözünü kapat. Eşinin anne babasını hayal et. Tamam? Eşinin anne babasının helal kazanımları, dini hayatları, senin eşin çocukluktaki büyüdüğü ortam, aldığı kültür, örf, anane, bunlarla ve şu anda yaptığı işte boyalan, böyle bir ruhtan böyle çıkması gayet normal olduğunu göreceksin. Anormal olduğunu görmen buradan baktığın içindir. Abi karşılık verdikten sonra mı? Vermeden önce. Adam demiş ki, şunları şunları yemeyeceksin demiş. Lavacından sonra mı demiş? Falan. Bir tanesi dedi ki, ben onları düşünsem zaten asabi eğitim gitti dedi ya. Şöyle yani, asabi olanlara 2-3 tane önerim var dedim. Bir, eğer trafikte asabi oluyorsanız, evde oluyorsanız, ikili ilişkilerde asla insanın gözüne bakmayın. Bakma. Gözden akıyor kalpteki nefret, öfke. Dolayısıyla sana sirayet ediyor. Ruh da o insanın gözü kalbin aynası mı? Şeyden çıkarıyor, münafık mahsinde var. İşaret-i Caz'da geçiyor. Fadıl abinin şeyinde. İnsanın gözü kalbin aynası mı? Senin nefret, öfken senin gözünde bana geliyor mu? Senin öfke, nefret bana gelince benim ruh ona tepki veriyor. Ondan asabi oluyor. O zaman gözüne bakma bir. İkincisi, Ömer beni şimdi kızdırdı. 2 saat sonra, hemen bir düşün. 2 saat sonra benim bu kızgınlığım kalacak mı bende? Gidecek. 2 saat sonra kaybolacak bir şey üzerine kavga etme. 3. Öfkelendin. Sana saldıran zata bakın. Zat. Buna kızmaya değer mi? Kaliteli adam mı? Kalitesiz adam.
Dört. Sana bir laf söyledi. Bilerek söylüyorum, sıralıyorum. Sana bir laf söyledi, kızdırdın. Şahsiyetine mi, mukaddesatına mı hücum ediyor? Şahsiyetin ise, beşeriyetine hücum ediyorsa altını değil, üstünü çiz yani. Ama mukaddesatına hücum ediyorsa tamam. Tamam mı? Bir tanesi dedi ki, vallahi bunları düşünsem zaten ben hiç kızmam ki dedi. Ben yapamam bunu demek en büyük ihanettir. Biz de kendine. Ha? Biz de kızma diye söylüyoruz zaten bunları. Kızma. Çünkü niye? Ben bunu yapamam demek, Allah olmayacak şeyi sana teklif eder mi? Teklifi malayitak yapar mı? Vel kazimine gayze vel afine alin nas. İnsanları tarif ederken, tanımlarken, değil mi? Nerede anlatıyordu bu şeyi? Kastamonu mu, Emirdağ'da? Vel kazimine gayze vel afine alin nas ne demek? Öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Ya ben yapamam, beni böyle kabul et. Yalan söylüyorsun. Allah diyor ki, beni böyle kabul edin demiyor. Öfkenizi yutun. Yutabilir. Ben yapamam. Yaparsın. Allah makinenin sahibi. Böyle değil diyor makine. İnsanları affet, öfkeni yut. Model. Peki ne işe yarayacak? Hem dünya ve ahiret saadeti. Bu evet meselesinde de pay ediyor bu şeyi. Tek tek şunun payı var, bunun payı var, bunun payı var, bunun payı var. Geriye hiçbir şey kalmıyor. Bir pay kalıyor. Onun için de kavga etmeye gerek var. Mesela Abdullah bir şey dedi diyor. Onun diyor nefsi var diyor. Evet. Tamam. Şeytanın diyor hissesi var diyor. Benim de gurur ve kibrim veya işte şahsiyetim denilen nefs emarenin bir hissesi var. Dört etti. Kaderim var. Kaderim var. Bir şey de kalmadı. O kadar da affetti. Onu da affetti. Ya. Diyeceksin ki yapıyoruz. Hepsini diyoruz. Geçen de şöyle, ya 3 sene önce de böyle demişti. Bak Risale diyor ki, dağıt dağıt parçala, o bir tane olan bir taneyi parçalıyor, bir şey bırakmıyor elimize. Biz de diyoruz ki, ya geçen sene de bu diyor. Ya bunun babası da zaten şöyle adamdı falan. Yani ekliyoruz üstüne. Ekliyoruz evet. Tam tersi. Bu namussuz var ya, babası da böyleydi. Geçen 2 sene önce düğünde ayağıma da basmıştı. Oradan zaten böyle yapmıştı. Evet. Bir de ek yapıyoruz. Ömür boyu tükürdüğünü toplasan boğulursun içinde diyor ya. Ya. Ne acayip ya insan. Ama böyle kavgası da gürültüsüyle de hoşuma gidiyor. Bir şey değil mi size? Yani yadırgamazsınız insanlar da. Beni bir haletimi iş yapmak istiyorum. Böyle. Yani nimet için söylüyorum. Risale. Ben utandım. Yerin dibine girdim, bir halimi anlatacağım. Yerine. İyi bir şey değil ki anlatayım ama anlatacağım. Yedi Kule Hastanesi'nde bizim Zeytinburnu Dershanesi'nde kaç yüz metre var? 200 metre. 200 metre. 300 metre ancak var. Bir hasta ziyaretine gittim. Dönerken hakikaten daldım ama yani gördüm, yalan da değil. Orada Yedikule Hastanesi'ne, Zeytinburnu'na gelirken orada yeşil saha var. Yeşil sahanın kenarını gazete sermişler. 3 tane sarhoş. Bu sarhoşları da tanıyorum. Işıklarda para topluyorlar. Çünkü artık o beni tanıyor, ben de onu tanıyorum. Çünkü Zeytinburnu'nun şey ışıkları bu. Bir sene değil, iki sene değil. Devamlı o sakalı, sakal karışmış. Ama para istiyor yani. Mesela beni görecek çeviriyor. Gelmiyor. O kadar tanıdı ki. Bir tanesine dedim ki, hakikaten ekmek alacaksan vereyim. Ama içkiye vereceksen bak caiz değil. Ocağı dedi. Sen verme bize para. Böyle. Arabada cam. Böyle. Şimdi bak ne nasıl beni kandırdı. Yerin dibine girdim ve o kadar pişman oluyorum ki, bir sene geçti, içim yanıyor. Bak ben nasıl, şeyi sermiş, gerçi şeriata göre yaptım ama, gazeteyi sermiş, içki içiyorlar. Ama gülüyorlar, eğleniyorlar. Ha. Ben oradan geçerken, bu takkede var ya, tanıdılar. Geçiyordum, 3-4 metre geçtim, hoca! Kalktı, hoca! Biz de Müslümanız hoca. Bize niye selam vermedin hoca? Dedi. Ulan hakikaten ya. Ya dağıldım dedim. Hocam dedi. Biz zaten kader vurdu diyor, böyle yapıyor. Biz zaten kader vurdu hocam. Bir de sen vurma hocam. Ondan sonra durdum. Hiç ses yapamıyorum. Biliyor musun? Ben de Müslümanım. Ama bu halime bakma. Vay be. Ondan sonra bu beni ezdi ya.
o kadar ezdi ki aynı yerde içiyorlardı. Başkaları vardı. O da vardı belki. Selam verdim ama kahkahayla gülüyorlardı. Sağ ol hocam dedi. Dedim Allah'ım onlara, onlar da diyor. Allah sizi dünyada güldürdüğü gibi ahirette beni de sizi de güldürsün inşallah. Dua aslında men etsin müşterdi. Hakikaten ben onlara inanın bana güldükleri zaman gafil dahi olsa et gülüyor. Ya Allah güldürtüyor, yaşatan Allah. Ya Rabbi onu da beni de affet diyor. O bir, bir buçuk sene oldu. Biz de Müslümanız hocam. Sen de bizi ezmiyor hocam. Deyince o kadar acayip oldu. Gerçi İslam dininde İmam Gazali'den okudum. Bir insan bacak bacak üstüne atmış. Sen de geliyorsun. Biliyor ki selam et. Bir insan selam istiyorsa, alacaksa selam hazır olur diyor. Selamı hazır olmayana selam verilmez. Ama bunu bilen olmadıkları için, gerçi iştihat yapmayayım, ver ya. Yani onu şimdi, o sonra hali zaman sonra gene gördüm ama onlar var mıydı yok mu bilemem o adamlar. Dedim, selam verdim. Aleyküm selam hocam dedi. Dedim, Allah sizi de, beni de, dünyada güldürdüğü gibi, ahirette de güldürsün. Amin. Ama nasıl dua ettiler? Amin dediler, kafa aşağıda. Ya insan içi gidiyor. Demek ki niye anlatıyorum? Birisini düşündüğünüz zaman birinin onu muhakeme et. Bu adam nasıl düştü? Bak diyor ki cümleyi, bu kadar olayı anlattım, cümleyi söylüyorum. Birinin asarı muhakeme olunursa, yani bir adamın nasıl bir adam böyle halini düşünürsen, niye bunu yapıyor? Aşağılık adam be, zalim falan deme. Onun hassasını nazar almak lazımdır. Rahmetli, sizin de geçmişinize rahmet etsin. Bizim de inşallah etsin. Rahmetli babaannem vardı 106 yaşında. Kaşiki mahallede bir kardeş kardeşi vurdu. Biz çocuktuk, ilkokul okuyorduk. Babaanne dedim, hiç unutmuyorum. Babaanne falanca, falancayı vurdu. Kardeş kardeş. Hiç unutmayacağım bir laf söyledi. Ölen zalim, öldüren mazluma ne yapmıştı? Ölene zalim diyordu. Çünkü niye babaanne dedim? Oğlum, bir insan sinek öldüremez. Bir kuş öldüremez. Yanlışlıkla bir kuş öldürdüm dedi. Senelerce aklıma çıkmıyor. Sen dedi bir insanı kafasına taş atabilir misin oğlum dedi. Babaanne zor atarım dedim ya. Nasıl atarım ya? Bir insan kafasına mermi atar mı dedi. Ne kadar burasına tak etti dedi. Şimdi niye bunları anlatıyorsun? Birinin asarını muhakeme olunursa. Yani bir insanı düşünürken bunu nasıl dedi, ne yaptı demeyin. Çünkü diyor onun hassasını nazar almak lazımdır. Hangi halde söyle. Hangi psikolojiyle, hangi dayatmalarla? Tece bile suçluya seni kim azmettirdi, kim eline silah verdi, kim sana böyle yaptırdı dedirtiyor. Başka bir yer okuyayım. En son kaç dakika oldu? Saat var mı nerede? 55 dakika. He, o zaman ben size burada durayım. Laikalardan çıkarttım cümleleri okuyayım. 55 dakika olmuşsa, nereden çıktı diye soran olursa, laikalardan oku çıkarttım. Nedir o? Şu. Biyolojik sebepler dışında, yani trafik kazası, kafasına bir şey vurulmadı, kavga gürültüyle olmamış. Yani harici bir sebep yokken bir insan deli olursa, yani dima, sebebi hasettir. İnsanı deli eder haset. İki, maneviyatın kalpleri çalıştırmamasının sebebi, yani bu kadar risale okuyoruz, derslere geliyoruz, okuyoruz, ediyoruz. Kalbimiz, maneviyatımız istediğimiz gibi değil. Sebebi, adavettir ve geçimsiz, geçimsiz huysuz oluşumuzdandır. Geçimsiz oluşumuzdandır.
Yani maneviyatımız çalışmamasının sebebi adavet ve huysuz olduğumuzdandır. Ruhu ifsat eden enaniyet ve kibirdir. Yerin depremlerle hiddet etmesi hayasızlıktandır. Malum, zinaya. Adapazarı depremini anlatıyor. Aile hayatın sıkıntı olması veya çökmesi ahiret inancının o evde azlığındandır. Evde kavga olmasının sebebi. Cemiyet hayatının bozulması faizdendir. Psikolojik hastalıkların çoğalması zaaf imandandır. İman zayıflığıdır. Şehvetin hudut dinlememesi şefkatsizliktendir. YouTube'larda, şuralarda, buralarda ahlaksız videoların çoğusu kaçırılan kızların, devletlerden kaçırılan kızların ilaçla beyni uyuşturulup o işi yaptırılıp çekildiği olduğunu unutmayın. %99 böyleymiş. Bu şefkatiniz müsaade eder mi bir daha? Nurculuğun mesleğinde 4 esas var. Ats, fark, şefkat, tefekkür. Senin mahremine, yakınına şehvet olmamasının sebebi şefkattır. Bir insanın sokakta bir açık saçığı, ya ben bundan nasıl istifade ederim düşüncesi yerine şefkat galebe edip, ya ben buna Risale-i Nur'u nasıl ulaştırsam, bu da Kemalizm darbesini yemiş. Bu da bu itilmiş televizyonda. Bu çocuğa, bu kızımıza, bacımıza, bu Müslümandır, sosa Müslümandır. Ben buna hakikati nasıl ulaştırırım? Bir ders yerini nasıl anlatırım? Adresi nasıl veririm? Düşüncesi şehveti örter. Şükür azlığı kanaatsızlıktandır. İnsani ve akrabalar arası sıkıntı kat-i silah-i rahimdir. Kat-i silah-i rahim şu. Bismillahirrahmanirrahim'deki rahimin Allah'ın ölçüsü yapılmadan münasebetler kurmaktandır. Mesela haramlık, selalık yapmayıp akrabalar arasında uygunsuz şeyler olmasının sebebi kat-i silah-i rahim ve haramlık ve selamlığa dikkat etmemekten. Kat-i silah-i rahim demek rahimin onaylamadığı hayat. Semavi afetler ibadetsizliktendir. Bereketin kalkması zekat ve öşürü vermemektendir. Bedeni, cismani ve dünyevi hayatı esas almak ruhu bedene mahkum edip gömmektendir. Dostunu, düşmanı bilmeyen ahmaktır. İsteklerini terk edebildiğin kadar hür olacaksın. Kanaatın kadar zengin olacaksın. Sevdiğin kadar sevileceksin. Verdiğin kadar alacaksın. Merhamet ettiğin kadar merhamet alacaksın. Merhametleneceksin. İstikametin kadar dünyada cenneti yaşayacaksın. Gıybetin kadar köleleşip ahirette müflis olacaksın. Bilmediğini bilmemek cehalet. Bilmediğini bilmek ilimdir. Affedebildiğin kadar hapislerden çıkacaksın. İktisat ve kanaatin kadar refahlı yaşayacaksın. Hizmetlerin kadar unutulmayacaksın. Fedakarlık ve dine hizmetin kadar dertlerin kaldırılacaktır. Yani Allah öyle diyor. Dinimi dert edinenin derdini üzerime alırım diyor. Domuzlaşmak, yani kıskanmamak kıskançsızlıktandır. Şu cümleyle kesiyor. Ve kardeş de hazırlansın. Kur'an'ı okuyacak inşallah. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Makimat 49. Lubu bulmayan, lub?
Özü bulmayan kışır, kabukla meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sirat-ı müstakimi göremeyen ifrat tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız olan, elinde kantar ve metresi olmayanlar çok aldanır, aldatır. Bir daha okuyorum kesin. Ebil-i Nuriye mi? Evet. Bu Nur cemaatinin doğruluk kıssası. Edile-i Nuriye. İslam'da Edile-i Şeriye, kitap, sünnet, icma, kıyas. Ha, her cemaatin kendisinin de bir kıssası var içinde. Bizim Edile-i Nuriye'miz de bu. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Yani hizmeti esas almayan birbirleriyle meşgul olur. Onunla bununla meşgul olur. Kitap okumayan bedeniyle ve Ahmet Mehmet'le uğraşır. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat tefrite düşer. Muvazenesiz ve muhakemesiz, kantarsız ve metresiz olanlar çok aldatır ve aldanır. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. Kardeşimiz gelsin. Kur'an'ı beyninizde okunuyor gibi düşünün, gözünüzü kapatın. Beyninizin içinde vahiy, peygamber anlatırken siz de beyninize giriyor, orada sahabelerin yanında duyuyormuş gibi yaparsak beynimizde inşa olur. Hadi bakalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا
بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل فما له من هاد لهم عذاب في الحياة وما لهم من الله من واق مثل الجنة تجري من تحتها الأنهار وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواء من الله بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة